Hocam kandidat testi yaptım. Tükrüm dibe çöktü. Kabızlık yaşıyorum demiş. Tükrük testi yapmış. Bir bardak suya tükürüyorsun sabah aç karnına. Tükrüğün saçaklanıyorsa veya çöküyorsa veya üstte yapış yapış kalıyorsa, bazıları üstte yapış yapış kalıyor, onu önemsemiyor. O daha tehlikeli. Çok çok yoğun kandida var demek. Üste kalıp böyle baloncuk şeklinde dağılıyorsa sorun yok. Falan falan. Yapış yapış duruyor diyor benimki diyor. Üstte kalıp bir şey yok. O da kandida, daha çok kandida demek. Kandida varsa ne yapmak gerekir? Her türlü glikoz içeren besinden uzak durmak gerekir öncelikle. Çünkü kandida neyle beslenir? Glikoz, yani şekerle beslenir. O halde ekmek, mantı, makarna, börek, çörek gibi un mamulleri, pirinç, patates, efendim, bal, pekmez, reçel gibi tatlılar, meyveler, her türlü meyve tatlıdır, şeker, fruktoz içerir. Uzak durmak gerekir, doğru beslenmek gerekir. Ve maalesef bir de peynirden uzak durmak gerekir. Çünkü peynir demek yağ demek. Yağ yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Asit asidoza sebep olur. Bu ne demek? Damarlar, sinirler, eklemler, dokular ve organlar sertleşir. Deformasyon meydana, kireçlenme meydana gelir. Peynir al, ye, kemiklerin güçlensin. 40 yıl bunun reklamını yaptılar. Fakat peynir yediğinizde kemikler güçlenmez, aksine kemikler erir. Çünkü peynirin içermiş olduğu yağ asidine dönüşür. Yağ aside dönüşür. Asidoza sebep olur. Asidoz bütün dokuları kireçlendirir, sertleştirir, bozar, yapısını dokusunu bozar. O asidi atmak için çok yoğun mineral kullanmak gerekir. Bu da nedir? Kalsiyum. Yani peynir yediğinizde peynirden aldığınız kalsiyumun 3-4 katını atarsınız. Çünkü o asidin vücuttan atılması gerekir. Bu nedenle peynir tehlikeli, ama hala reklam reklam, peynir diyor, kemikleriniz güçlensin reklamı devam ediyor. Bir 50 yıl daha böyle gidecek. Evet, peynir tehlikeli madde. Kandida varsa kordiseps seti B kullanmak gerekir. Kişi kiloluysa BT.